ilginç. Bakanlık sevgili arkadaşlar, hangi bakanlık diye merak etmeyin. Çünkü belediyelerin vergi borçlarının ve sosyal güvenlik borçlarının, prim borçlarının peşine düşen Hazine ve Maliye Bakanı şimdi bir şeye girmiş. Vergi Denetim Kurulu gelir beyanı olmadığı halde lüks araçlara binen mükellefleri mercek altına alıyormuş. Lüks segmentinde yer alan binlerce araç üzerinde yapılan çalışmalarda gelir beyanı olmayan veya kar dağıtımı yapmayan mükellefler tespit edilmiş. Öncelikli olarak kayıt dışı gelirlerle lüks araç edinen mükellefler hedef alınacak. Bu incelemelerle birlikte vergi müfettişleri araçların hangi gelir kaynağıyla elde edildiğini tespit edecek ve vergilendirme işlemlerini gerçekleştirecekmiş. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu tür incelemeleri yaygınlaştırarak kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi sürdürecekmiş. Hiç boşuna uğraşmayın Sayın Bakan. Bu 7000 tane lüks aracın, çok iddialı söylüyorum, çok iddialı söylüyorum, en az 5000 tanesi sizin AK Parti iktidarının isimlerinin çocuklarına ve kendilerine ait değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Buradan eliniz boş döner kardeşim. Eliniz boş dönersiniz, avucunuzu yalarsınız, görürüz Hodri Meydan. Ha, hep beraber izleyin sevgili izleyiciler. 7000 tane lüks aracın araştıracaklarmış. Bunlar vergi vermişler mi? Vermemişler mi? Onları araştıracaklarmış. Hep söylüyorum. 28 Mayıs sonrası AK Parti yeni iktidara geldi sevgili izleyiciler. Tekrar söylüyorum. Yani 21 yıl sonra 2023 yılında AK Parti ilk defa iktidar oldu. Çünkü neden? 21 yıl boyunca ülkeyi CHP yönetmişti. Ülen bu ülkede 7000 tane lüks araca geliri olmadan, vergi beyanı olmadan binen insanların olduğunu bilmiyor muydunuz? He? Görmüyor muydunuz? Yani yeni mi iktidara geldiniz kardeş? He? Yani arabayı duvara vurdurunca, ülkenin ekonomisinin içine edince şimdi algı yapıyorsunuz. Bu kadar çok iyisiniz, müthişsiniz, muhteşemsiniz arkadaş. O zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Size şu soruyu sormamız gerekiyor sevgili izleyiciler. Yani onlara ne soracağız tabii, öyle yağma yok. Şimdi size bir paylaşacağım sizinle arkadaşlar bir saniye. Yatacak yerleri yok arkadaşlar. Bu AK Parti iktidarının 2022'den beri ülkeyi yönetmiş hiçbir kadrosunun yatacak yeri yok sevgili izleyiciler. Sema Silkin Ün bakın ne konuşmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sevgili arkadaşlar. Ki bugün Hazine Bakanlığı'ndan gelen açıklama iddiaların doğruluğunu, gerçekliğini ortaya koydu. Vergisiz holdingler gerçeği, denetimsizliğin boyutu en yetkili merci tarafından itiraf edilmiş oldu. Evet, tam bir matrahsızlar cennetine döndü ülkemiz. Tabirimi mazur görürseniz matrahsız kodamanlar ülkesi de diyebilirsiniz cennet vatanımıza. Firmaların isimlerini basında çarşaf çarşaf yazıldığı için burada tekrar anmayacağım. Muhtemelen malum elektrik firması da tüm hisseleriyle satın alan İngiliz şirketi de öyle düşünmüş olacak ki 2021-22-23 yıllarında zarar ettiği iddiasıyla vergi tahakkuk bildiriminde matrahsız yazan şirketin tüm hisselerini satın alıvermiş. Ne kadar yerli ve milli bir strateji değil mi? En fazla kamu ihalesi alan, hazine garantili işlerle semirilen şirketlere bakıyorsunuz, aynı vergi levhası büyük harflerle matrahsız yazıyor. Çocuğunuzun vergisini ödüyorsunuz ama o çikolatadan milyonlarca üreten firmanın levhasında yine büyük harflerle matrahsız yazıyor. Kimler yok ki o cennette? Zincir marketler, dev servis zincirleri, kuyumcu devleri, özel taşıma hizmeti sunan tabelasında sevimli kuş isimleri bulunan firmalar, aldıkları kamu ihaleleriyle dünyaya nam salmış inşaat şirketleri, Çin menşeli ticari internet portalları istisna, muafiyet, indirim derken sıfırı çekmişler. Üstelik şimdi onlara
Başka kıyaklar da gelecek. 33 milyar civarı ödemeleri gereken vergiler bir hokus pokusla 7 milyara düşecek. Hani vergiyi tavana yayıyoruz diyor Sayın Maliye Bakanımız. Elhak doğru söylüyor. Tavana hiç dokunmuyor. Tavanın sağ ümüğünü sıkıyor adeta. Dolaylı vergiler almış başını gitmiş. Vergi kelimesine alerjisi olan patronlar travma geçirmesin diye her türlü önlem alınmış. Stratejinin yerliliğine milliliğine siz karar vere durun. Ben içinde zerre Allah korkusu olmadığını söylemek zorundayım. Vatandaş garantili ödemeleri tutmasa bile geçmediği yollara binmediği trenlere deve yüküyle para öderken patronların cebine de akıyor o ödemeler. Fakat bir bakıyorsunuz aynı patronlar devlete ben hiçbir şey kazanmadım buraydan istasyondan hızlı atan demir yığınından diyor. Devletinizde peki mazursun o zaman diyor. Esnafın başına jandarma dikmeyi planlayan akıl patronların kapısından bile geçmiyor. Peki milyarlarca liralık garanti ödemeleri nereye gidiyor? Geçenden de geçmeyenden de alınan deli dumrul ücretleri buhar mı oluyor? Çocuklarınızı taşıyan servisten vergi alıyor ama deve yüküyle kazanan taşıma şirketlerine istisnalar, ödemelemeler, kıyaklar, matrahsızlıkla ödüllendirmeler gırla gidiyor. İnsanız hastalanıyoruz, şehir hastanesine gidiyoruz. İlk adımda daha ödemeler başlıyor. Ama o da ne? Vergi levhasında matrahsız yazıyor. Bu firmalara milyarlar ödeniyor ama tek kuruş vergi ödedikleri yok. Hal böyleyse bu sistem iflas etti demektir. Demek ki yapana kazandırmıyor, getirisi masrafını karşılamıyor. O halde onlarca projeyi yaparken aklınız neredeydi diye soruyor insan. Düşünün bu yıl bütçeden tam 164 milyar lira ödeniyor ama hepsi zararda. Düşünün devletimiz almaktan vazgeçtiği toplam vergi 2.2 trilyon. Bütün bu hesap hatalarının bedelini vatandaş ödüyor. Çalışana, emekliye, çiftçiye ulaşamayan her kuruşun emeği var bu yekünün içinde. Devlet bizim adımıza bu paradan vazgeçiyor ama bedelini bize ve gelecek kuşaklara ödetiyor. O vazgeçilen anormal devasa meblağ aslında millete ulaşması gereken hizmetten çalınması anlamına geliyor. 2024'te devlet bu patronların ödemesi gereken kurumlar vergisinin tam 600 milyar lirasından vazgeçmiş. Vatandaş vazgeçmeleri alışkın, onun da maaş zammından vazgeçiliyor çünkü. Patronun vergisinden vazgeçince vatandaşın da zammından vazgeçmek zorunda kalınıyor. Çarp böyle deniyor. Patronları rahatlatmaktan, huzura erdirmekten vazgeçemiyor. Bizim de sırtımıza binmekten. Yani vergi reformu falan yok aslında ortada. Bir illüzyon var, mış gibi siyaseti var. Ensesinde boza pişirilen bir halk var. Ortada adil bir vergi sistemi falan yok. Halka adilce bölüştürülmüş dağ gibi bir yük var. Neden yoksullaştığımız daha iyi anlaşılmıştır umarım. İşte bu emanete hıyanet etmeler yüzünden. Yankı odalarınızdan çıktığınızda emekli, asgari ücretli, çiftçi, esnaf içinden çıkıp geldiğiniz insanları göreceksiniz ve vicdanınızı dinleyeceksiniz. Gelin siz de itiraz edin bu matrahsızların sahte cennetine. Önergeme destek vermenin kimseyi sermaye düşmanı yapmayacağını hatırlatıyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sevgili izleyiciler, matrahsızlar yani vergisiz holdingler. Şimdi Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı 7000 lüks aracın peşine düşmüş. O 7000 lüks aracın sahiplerinin o vergisiz holdingler, matrahsız şirketler olduğunu bilmemek için gerizekalı olmak lazım. Yine bir başka olay, 33 milyar borcu sileceklermiş. Ama belediyelerin 96 milyarının peşine düşmüşler. Size bir örnek anlatacağım sevgili izleyiciler. Bir örnek anlatacağım. O da şu. Erdoğan kaynağında borçları keseceğiz dediğinde belediyelerin öncesinde AK Partili belediyelerle 31 Mart sonrasında AK Parti belediyelerle ilgili bakanlıklar borç karşılığında mülkiyet değişikliği ve arsa takası yaptılar mı arkadaşlar? Bakın buna cami gibi yerlerde dahil olmak üzere. Bakın camileri bile yani oraların satılması mümkün mü? Ama borç karşılığında ilgili devlet kuruluşlarına, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Sosyal Güvenlik Kurumu'na devrettiler sevgili izleyiciler. Şimdi aslında bir anlamda Türkiye'de AK Partili büyükşehir belediyeler de dahil olmak üzere aşağı yukarı borçlarını sıfırladılar. Tabii Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de kaynağında keseceğiz diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süreç başlattı. Şimdi bunu başlatırken mesela şu, mesela size bir örnek anlatacağım. İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın binaları var. Bu binalardan birinde Emniyet Müdürlüğü duruyor. Diğerinde karakol duruyor. Diğerinde kaymakamlık binası duruyor. Eskiden Yakutlu Belediyesi'ne aitti. Orası Yakutlu Belediyesi'ydi, belde belediyesi olduğunda. Daha sonra ilçe belediyesi olunca İçişleri Bakanlığı'na verildi. Soru şu, ya arkadaşlar belediye bir devlet kurumu değil mi? Belediye doğal olarak devletin kurumlarına yer tahsis ederken, onlardan kira almazken, tamam, onlara bedava kullandırırken, sonuçta hiç sorun yok. Eğer siz AK Partili belediyelerle ilgili olarak arsa takası yapıyorsanız, bina takası yapıyorsanız, belediyelerin de ellerindeki mülkiyet takası yaparak bu sorunu çözün. Geçmişe yönelik ödemediğiniz kiraları ödeyerek borçlarını tahsis edin. Yani çok kolay bir yöntem ama ne yazık ki yapmazlar sevgili arkadaşlar. Şimdi 7000 araç
Arkadaşlar 7000 tane lüks aracın atıyorum hepiniz şunu biliyoruz. Bir araba aldığınızda kendinize bir araba parası ödüyorsunuz, devlete de iki araba alıyorsunuz. O lüks araçları alan insanlar yine vergi veriyorlar devlete o lüks araçların karşısında. Eğer böyle başka bir katakulle yoksa. Kısacası Sema Hanım'ın dediği gibi mecliste çok iyi de bir konuşma yapmış. Matrahsız holdingler, vergisiz holdingler. Ama bunlar Türkiye'nin en büyükleri sevgili arkadaşlar. Gıdadan kuyumculuğa, pırlantadan taşımaya kadar en büyükleri. Elektrikten başka kuruluşlara kadar, doğalgaz kuruluşlarına kadar en büyükleri ve bunlar vergi vermiyorlar. Hele sizin bir vergi borcunuz olsun. Hele bir SSK, sosyal güvenlik primini ödemeyin bakalım. Bir bireysel iş yeriniz olsun, bir şirket, limited şirketiniz olsun, anonim şirketiniz olsun. Bakın başınıza neler geliyor. Ama devlete yakınsanız hiçbir sorununuz yok sevgili arkadaşlar. Hiçbir sorununuz yok. Şimdi buradan bu bununla ilgili olarak bugün özellikle şeyi bir açıklama yapmış. Söyleyeyim. Neydi? Mansur Yavaş sevgili arkadaşlar. Mansur Yavaş demiş ki bu sosyal güvenlik primlerinin ödenmesini isteyen Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı'nın kararı sonrası ve Erdoğan'ın kaynağında keseceğiz paraları. Önce kendi borcunuzu ödeyin demiş. Belediyelerin sosyal güvenlik borçlarının tahsili açıklamasının ardından basın toplantısı düzenlemiş. Yavaş demiş ki Çevre Bakanlığı'ndan bizim alacağımız var. Şu andaki rakamı 1 milyar 325 milyon ödemiyorlar arkadaşlar. Çalışma Bakanı'na söylüyorum. Takas yapalım. Alacağınızın dörtte birinin hemen almış oluyorsunuz sözleriyle dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bahsedilen sosyal güvenlik borç tutarı belediyenin şirketlerinin borcudur dedi ve Çevre Bakanlığı'nın kendilerine 1 milyar 325 milyon borcu olduğunu söyledi. Biz hiç para ödemedik gibi ifade ediyorlar demiş. Şu anda EGO'nun 5 milyon 800 bin vardı. Şu anda sıfır. ASKİ'nin 3 milyon 500 vardı. Şu anda borcumuz yok. Şirketlerin biz devre aldığımızda 81 milyon dolar borcu vardı. Şu andaki borcumuz 174 milyon dolar. 5 milyar 571 milyon lira. Sanki biz hiç para ödemedik gibi ifade ediyorlar. 2019'da 2024 arasında bu ödediğimiz bedellerin dışında 4 milyar 333 bin 892 lira sosyal güvenlik primi ödemesi de Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır dedi ve algı operasyonu yapıyorlar diye Mansur Yavaş itiraz etti. Şunu söyleyelim sevgili arkadaşlar. İlk günden beri söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri çökmek için operasyon hazırlıyorlar. Yani Özgür Özel Efendi de size halka şikayet ederiz ya parayı kesersiniz. Bak bize hizmet yaptırmıyorlar deriz diyor. Özgür Özel Efendi böyle açıklamalar yapınca ben var ya beni bir gülmek alıyor arkadaşlar. Çöpe elle toplarız. Halka şikayet ederiz sizi. Maaş ödeyemezsiniz maaş. Maaş ödeyemezsiniz. Ve krizle karşılaşacaksınız. Zaten 31 Mart seçimleri sonrasında kaynağından %30 kesmeye başlamıştı AK Parti. Çok açık söyleyelim %30. Ve o %30'dan dolayı memur maaşlarını ödeyemez duruma geldi birçok belediye, CHP'li belediye. Şimdi bir de maliye borcu ve sosyal güvenlik borcundan dolayı kaynağında yani İller Bankası'ndan gelen ödeneği kesilmeye başladığında tam takırlar arkadaşlar. Ellerini kaldırıp teslim olabilirler. Aslında bu sürecin tamamı AK Parti tarafından 31 Mart sonrası kaybettiği belediyelerle ilgili olarak operasyon hazırlığıdır. Köpek dediğimiz, köpeklerin öldürülme, ötenazi dediğimiz uygulama da onunla ilgilidir. 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası verilmesi kararı boşuna bir karar değildir. Halbuki Tarım Bakanlığı aracılığıyla ve her ilçede temsilciliği var şeyin, belediyelerle işbirliği halinde bu sorunu çok insancıl bir şekilde ölümden söz etmeyerek çözmek mümkün. Ama mesele üzüm yemek değil sevgili arkadaşlar. Bağcıyı dönmek. Onun için buradaki süreç hızlı bir şekilde AK Parti tarafından CHP'li belediyelere çökme süreci olarak hazırlayın. Hem bu kaynağında para kesimiyle ilgili olarak borçlarının kesimiyle ilgili hem de köpeklerle ilgili hazırlanan yasa hazırlığı budur. Onu söyleyelim.